Hristiyanları temsil eden kim vardı? Papa. Papa var. Ama yeryüzündeki Müslümanları temsil eden böyle bir insan yok. Ve bazı yerlerde de İslam'ı temsil eden kimseler daha fazla Allah'ı razı etmeleri gerekirken efendim başkalarını razı etmeye çalışıyorlar. Başkalarını memnun etmeye çalışıyorlar. Ve diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna itaat edeceksiniz, bunun sözünü dışına çıkmayacaksınız. Yolda giderken bir şeyler yapıyorlar, emiri kızdırıyorlar. Emir bunun üzerine diyor ki ateş, odun toplayın ki ateş yakın. Odun topluyorlar, şimdi de bu odunları yakın diyor. Yaktıktan sonra şimdi de bu ateşin içine geri gidiyor. Peygamber dedi ki siz buna itaat edeceksiniz. Ben de size emrediyorum, bu ateşin içine girmenizi emrediyorum. Birbirlerinden bakıştılar, dediler ki bizim yani İslam'ı seçmemizin sebebi, imana gelmemizin sebebi cehennemden kurtulmak içindir. Şimdi bu bizim emrimizde ateşe girmemizi emrediyor. Dediler ki girmiyoruz. Peygamber'e danışacağız. Eğer girdiyse o zaman gireceğiz. Peygamber'in yanına vardıkları zaman bu durumu anlatıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine diyor ki eğer gitmiş olsaydınız dünyada da ahirette de o ateşte yanardınız. Körü körüne itaat yoktur. Körü körüne taklit etmek yoktur. Sen her şeyden önce Allah'ın kulusun. Değerli bir insansın. Şerefli bir insansın. Seni şereflendiren, sana şerefli değeri veren Allah'ın dini olan İslam'dır. İman etmendir. İman etmendir. Evet. Şirk-ü ta'ati ve huve ta'atul ulemâi vel meşayihi vel kibâri ve ruasâihil ma'siyeti ma'i'tikâdihim cevâz zâlik. Bi'kavlihi teâlâ ittehâzû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâh. Yahudiler, Hristiyanlar, papazlarını, hahamlarını ilahlaştırdılar. Ne yaptılar? Efendim, liderleri bu şeyin haram olduğunu söyledikleri zaman haram kabul ediyorlar. Hahamlar, papazlar ne yaptılar? Allah'ın haram kıldığı şeyleri halal yaptılar. Halal olan şeyleri de haram yaptılar. Onlar da bunu tasvip ettiler, onayladılar, doğruladılar. Bundan dolayı da Allah'ın cehennemini hak ettiler. Bir hoca, bir mufti, bir alim, bir bakan, bir cumhurbaşkanı Allah'ın haram kıldığı bir şeyi halal yapabilir mi? Yapamaz. Bütün dünya bir araya gelse, haram kılınan şeyleri halal yapamaz, halal olan şeyleri de haram yapamaz. Haram ve halal Allah'a ait olan bir şeydir. Onun elindedir. Ve faydasız olan, zararlı olan şeyleri haram kılmıştır. Faydalı, yararlı olan şeyleri de mubah kılmıştır veya halal kılmıştır. Evet, Allah'a, Peygamber'e kayıtsız ve şartsız itaat etmek vardır. Allah'ın dışındakilere itaat edeceğiniz zaman Allah'a ve Peygamber'e itaat ettiği sürece, itaat ettikleri kadar da biz de onlara itaat edeceğiz. Ve sallallahu ve sellem ve bâreke alâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.